Merhaba Business Channel Türk TV izleyicileri. Ben tekstil mühendisi Doktor Volkan Kaplan. Bir pazar akşamı Akaltın programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Argento Mayoları'nın sahibi Ömer Gümüş Bey. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk hocam. Ömer Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Ben izleyicilerimize biraz bilgilendirme anlamında geçmek istiyorum. Argento Mayoları Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada bildiğim kadarıyla tek markası ve dünya çapında oldukça bilinen, çok ön planda, önder olan firmalarımızdan birisi. Ömer Bey, sizce bize bir Argento Mayoları'nı anlatabilir misiniz? Sizce buralara nasıl geldiniz, firmanız evet. Nasıl kuruldu? Teşekkür ederim hocam. Hocam Argento Mayo 2000 yılında kurma kararı aldım. Tabii 2000 yılından önce Sultanahmam maceramız var. Bir aşağı yukarı bir 15 yılımız daha var. 2000 yılında artık Türkiye'de bir markamızın olması gerektiğini düşündüğüm için önce patent işlemlerimizi bitirdik. Argento bu arada İtalyanca gümüş demektir. Gümüş, soy evet, isminiz. Soyadımızın İtalyancası. Bunu gururla söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bir dünya markasının doğması ve bunun büyümesi bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Bu arada tabii 17 yılımız doldu. 17 yıl içerisinde Argento Mayo gerçekten çok güzel bir yerlere geldiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız. Daha güzel modeller. Dünyaya kendimizi daha iyi tanıtacağız. Kalitemizle, fiyatımızla, modaya olan yatkınlığımızla, ekibimizle çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Evet, çok güzel. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Ben size genel olarak şunu sormak istiyorum. Tekstilde işçi sorunumuz var mı? Yani şimdi siz çok kalifiye evet. bir iş yapıyorsunuz. Güzel bir konuya değindiniz hocam. Üzülerek söylüyorum. Eğer devletimiz olsun, eğitim sistemimizdeki Milli Eğitim Bakanlığımız olsun. Biliyorsunuz bizim dönemlerimizde sanat meslek okulları vardı. Evet. Şimdi tekstil meslek liseleri var. Üzülerek söylüyorum. Bir iç giyim ve bir mayo bölümü yok. Evet, iç giyim. Mayo bölümü yok. Bu da inanılmaz derecede bu işi sevmek ve yapmak isteyen insanların heyecanını öğrencilerimizin inanılmaz derecede yok ediyor. Bunu biz özellikle yıllarca dile getirdik ama ne yazık ki bir netice alamadık. Halen daha üniversitelerimizde moda tasarım bölümlerinde iç giyim ve mayo bölümü maalesef yok. Ve işçi sorununa gelince artık insanlar tekstile bir uzak bakıyor. Yani çok sıcak bakmıyor. Sabahtan akşama kadar makinenin başında oturmaktan keyif almıyor. Çırak yetişmiyor. Evet. Yani bakın artık ailelerimize ben buradan sizin vasıtanızda çocuklarımıza ne olursunuz yaz tatillerinde hangi okul okurlarsa okusunlar, evet. hangi bölüm okurlarsa okusunlar. Bu sadece tekstil değil. Bir yerde bu eczane olabilir, bu tekstil mağazası olabilir, üretim olabilir. Çocuk yaz tatilinde her şeyden önce para kazanmayı öğrenmesi için bu işlerin tozunu bir yutması lazım. Evet, evet. Ama şimdi ailelere soruyoruz, neden çocuğunuzu göndermiyorsunuz? Çocuğum ben çektim, çocuğum çekmesin. Eline vermiş bir iPad veya da bir akıllı telefon. Evet. Sabahtan akşama kadar çocuk onunla para kazanmak asla sorunlu değil. Ve bu çocuk bu şekilde büyüdükten sonra da ailede inanılmaz derecede sıkıntılar yaratacağını şimdiden ben bir iş adamı olarak, ben de 3 çocuk babasıyım. Bunu şimdiden hatırlatmayı bence çok önemli olarak görüyorum. Şimdi Ömer Bey, bu konularda %100 haklısınız. Ben mesela şunu söyleyebilirim. Geçenlerde Berlin Teknik Üniversitesi'ne sempozyuma gittiğim zaman evet. bir anaokulu gezme fırsatı yakaladım Almanya'da. Son derece sade ve ahşap oyuncaklar
vardı anaokulunda ve temizliği, toplama işlemlerini, düzenleme işlemlerini 3 yaşındaki çocuklara Almanlar yaptırıyordu. Bakın, yani şimdi acaba oradaki Almanlar daha mı fakir bizden? Bence değil. Yani işte. Bence değil. Asıl yani ağaç yaşken eğilir diye bir atasözümüz var. Evet. Ne yazık ki biz artık atasözlerimize değer vermemeye başladık. Ama bizim atasözümüzü zannedersem Almanlar şu an uyguluyor. Bir fiil, tabii. Bizzat uyguluyorlar. Ama biz şu an çıraklık bitince ustalar sürekli kalmayacak. Kalmayacak. Arkadan gelen nesil bunu devam ettirmesi için bizim bir an önce vatandaş olarak, devlet olarak bu işe el atmamız gerekiyor. Tabii yani bunların çok detaylı incelenip, mesela Avrupa'da bir tekstil firması nasıl ayakta? Halen İtalyanlar oldukça. Bize mesela kız meslek lisesinden hocam stajyer öğrenciler geliyor. Kızım okulunuz bittikten sonra bakın çalışmanızda eğer bir başarı görürsek firmamızda devam etme imkanınızı bulursunuz. Ben polis olmayı düşünüyorum diyor. Peki kızım sen tekstil meslek lisesini okudun. Yani. Polis olmak için neden bu okulu istedi? Ailem istediği için. Ailemin istediği için, sen istemediğin için bu okulu okuduysan okuyan bir kişinin önüne geçtin. Evet evet. Bir kadroyu doldurdu, yaktı. Yaktı. Ve sen bu saatten sonra tekstil meslekten gidip polis olman ne kadar verimli olur? Tabii. Bence eğitim baştan doğru alınırsa doğru neticeler alacağımıza inanıyoruz. Ama ne yazık ki bu bizim artık kaderimiz mi diyelim? Bu işin nereye gideceğini inanın bizi çok düşündürüyor. Yani ben markamı daha da büyütmek, bunun yanında ilave daha ürünler yapmak isterken ister istemez bir şevkim varsa o da kırılıyor. E tabii bu işler şevkle ilgili olan işler. Evet yani biz sanayici ve iş adamı olarak bu işlerin güzel bir şekilde vatanımıza, milletimize, insanımıza faydalı olmak için güzel şeyler yapmak istiyoruz. İstihdam yaratmak istiyoruz ama ne yazık ki şu an Türkiye'de işsizlik var deniliyor. Bence çalışan işçi yok. Tabii bu konuda üzülerek söylüyorum. Evet öyle. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu an devletimizin bu İşkur'un işten atılanlara ödemiş olduğu işsizlik maaşı bence çok yanlış bir politika. Evet. Yani işçi bizde çalışırken veyahut da bir başkasında çalışırken kendisini attırıyor. Çıkarttırmak istiyor. Tazminatımı alayım. Bir başka yerde sigortasız çalışayım. Evet. İşkur'dan da gideyim, işsizlik maaşımı alayım. Hepsini birden. Bu çok bence üzücü bir olay. Devletimiz burada ciddi anlamda zarar ediyor. Evet, doğru. İşsizliğe daha çok sebebiyet sağlanıyor gibi geliyor bana. Ya işte orada bir güzel bir balans yapılabilirse, yani evet, oradaki bütçeyi de çalışan insanların maaş üzerine. Evet, yani ilave olsa olur. Yani veyahut da ne bileyim bir devlet olarak da bir teşvik olması güzel bir şeydir. Tabii, ama tabii yok canım. Yani şu an insanlar işte bir yerde bir yılı doldurayım, oradan bir yıl bir tazminat alayım, gidip başka tarafta sigortasız çalışayım, oradan da İşkur'dan maaşımı alayım. Bunu ne yazık ki yaşıyoruz. Çok da üzülerek bizi mutlu etmiyor bu yani. Tabii bu gibi toplumlarda mutluluk olmaz. Zaten bir de yani biz eğer yurt dışıyla, Avrupa'yla, modayla yarışmamız için bizim ilk önce kendi insanımızın bizim yanımızda olması lazım. Evet. Devletimizin yanımızda olması lazım. Çünkü biz dünyayla nasıl yarışacağız? Tabii onlar yani Avrupa'da özellikle çok ciddi bir uyum var. Evet. Birbirleriyle çatışan, çakışma halinde olan yapılar hiç yok. Yani her şey çok verimli. Avrupa'ya hep çıkıp gidiyoruz. Verim konusunda hayran kalıp geliyoruz. Evet, maalesef. Yani biz burada ilerleyelim derken doğru söylüyorsunuz Ömer Bey. Ömer Bey, şimdi bu söylediklerinizin ışığında eleman yetişiyor mu mesleğimizin devamı konusunda zaten bir kısmını cevapladınız, evet, ama mesleğimiz devam edecek mi? Ya mesleğimizi devam ettirmek için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz ama kendi bünyemizde şu an çalışacak elemanda sıkıntı yaşıyoruz. Eleman bulamıyoruz. Yani vasıflı eleman yok.
Bu da yetişmediği için ister istemez zamanla bu işten inanılmaz derecede bizler de zarar göreceğiz. Bizler kazanamayınca devletimiz de kazanamayacak. Tabii topyekün bu bir olan zincir. Bir işte, tekstil, evet. Yani bir yerde kopmasın. Koptuğu zaman bunu artık toparlamak da kolay olmuyor. Tabii bunlar bayağı bir el emeği, göz evet. nuru gibi. Tabii Sizin çünkü biz yıllarca... bir de mayo ve bikini biliyorsunuz çok küçük parçalar ama modada söz sahibi olman için de çok emek vermen gerekiyor. Evet. Aksesuarıdır, desenidir, modasıdır, rengidir. Hı hı. Çünkü her yıl insanlar tatile giderken aynı şeyleri giymiyor. Evet, yani bu çok önemli. Evet. Bu konuda bize biraz hani mayo modası üzerine bilgi verebilir misiniz? Ya mayoda moda biliyorsunuz. Biz zaten dünyada modanın asıl kaynağı tabiattır, doğadır. Hı hı. Evet. Hayvanlardır. Bakın Yüce Rabbim o kadar güzel desenler, motifler yaratmış ki insanlar buradan algı yaparak, bunlardan çağrışım yaparak, evet, bunlardan görüntüyü alarak, onun üzerinde detaylarla oynayarak güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü zaten sanat eseri sahibi Yüce Rabbim. Evet. Yani bir kuğuya bakıyorsun. Kesinlikle. Bir flamingoya bakıyorsun. Bir penguene bakıyorsun. Yani daha bunu saymakla bitiremeyiz. Evet, evet. Yani bu desenleri biz hep oradan alıyoruz. Yani kendimiz bir şeyler bu deseni biz yaptık diyemeyiz. Tabii doğru. Onun için yani doğadaki tabiat ve denge bu şekilde kurulduğu için moda da bitmez yani. Renk de bitmez, ahenk de bitmez. Renklerdeki dans hiç bitmez yani. Ha işte renklerdeki dans. Evet, evet. Ve bir de bunun konfeksiyona yansıması diyoruz. Zaten o zaman bir şaheser çıkıyor. Evet, işte mesleği sevmek. Evet. Zannedersem bu mesleği olsa gerek. Mesleği de seviyoruz, işimizi de seviyoruz. Çok zevkle, aşkla yapıyoruz. Öyle olunca artık bu dünya devi güzel, evet, güzel şeyler içinde elimizden geldiğince bu işlerde hakikaten dediğim gibi yani marka bir çocuk gibi. Evet. 17 yılımız oldu. İnşallah Allah Allah ömür versin. İkinci kuşağı, üçüncü kuşağı devam ettirebilirsek ne mutlu bize. Ay, vallahi çok güzel bir eser. Evet, ben de öyle diyorum. Yani gerçekten sizi tebrik etmek çok düşüyor teşekkür bize. Ederim. Çok sağ olun. Yani geçmiş, yani Türkiye'nin tekstilci geçmişi çok zor imkanlardan çıkıp evet, geldi. Tekstilcilerimiz tabii bir yere kadar geldiler. Siz o gelinen noktayı bayağı aşmış, teşekkür sıra dışı ederim, bir inşallah iş adamı, tekstilci olarak çok öyle teşekkür görüyoruz yani. Ederim, sağ olun. Çünkü bugün mayo dediğimiz tekstil materyalin çok ciddi fonksiyonlara sahip. Tabii ki. Bir de mayo sağlık bakımından da çok önemli. Biz buradan Hı-hı. özellikle tüketicilerimize, bayanlarımıza özellikle tatile giderken ne olursunuz iki bikiniyle veya da iki mayo ile gidiniz. Hı-hı. Islak mayo ve bikiniyle ne olursunuz güneşlenmeyin diye özellikle söylüyoruz. Çünkü iç kısım kurumuyor. Tabii. Yani sonuçta. Evet. Yani onun için değiştirerek lütfen bunu kullansınlar. Çünkü bizim vatandaşlarımız, bizim insanımız sağlıkla ilgili de problem yaşasın istemiyoruz. Tabii doğru söylüyorsunuz. Zaten şimdi normalde bir kıyafeti giyip de onunla denize girmek, ortam değiştirmek tabii, baş başına baş bir sorun tabii yani. Ki, tabii bir ki. Amfibiyan tabii yapısı ki. Yani aslında. Zaten biliyorsunuz iyi bir yüzücü çok klas. Mesela yüzücü mayosu farklıdır. Evet, evet. Yani normal bir mayo ile yüzmek bile ona çok zor gelir. Sürtünme kas tabii açısı yani daha her şeyiyle olacak. Özel ister yani. Bunun için biz bunların hepsine özen gösteriyoruz. Evet, çok detaylı. Zaten konfeksiyonda kesim problemlerinin çok yoğun olduğunu tabii yani biliyoruz. Bir de mayo kumaşı biliyorsunuz likradır, kaygandır. Kaygan. Polimit ve polyesterden yapılan. %80'i bunun ya polimitir ya polyesterdir. %20 elastin, likra dediğimiz kumaştır. Evet. Bu kumaşların da bir normal diğer tekstil ürünleri gibi çok fazla kat atamıyorsun. Hı-hı. Çok rahat kesemiyorsun. Zor kesiliyor. Tabii. Evet. Yani bunu bizim işimiz o kadar detay ki makinede dikerken bile
kayganlık yaşıyorsun yani. İşin mesela bir tişörtte ya da bir gömlekteki milimetrik hatayla... Tabii bizdeki hata, evet, bizdeki hata affedilecek gibi değildir. Değil abi. Evet. Yani kesinlikle ben evet. Uzun zamandan beri evet. Bildiğim kadarıyla mayo doğrudur. Bu evet. İşin... Tekstilin en zor bölümlerinden en zor, biridir. Zor. Yani evet. Yani çünkü kaygan bir kumaş olduğu için ister istemez birazcık daha dikkat edilmesi gereken konulardan, hassas konulardan biri yani. Size çok fazla yurt dışına gidip geldiğiniz için, evet. Bir dünya markası olduğunuz için firmaların fuarlara katılımıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi yıllar sormak evvel istiyoruz. Yani katılıyorduk. Artık fuarlarda eskisi gibi desteği zamanında alamıyoruz. Yani bu destek devletimizin desteği olmayınca yurt dışı fuarları ciddi anlamda pahalı. Yani eskiden fuar firmasına devlet öderdi. Şimdi sen ödüyorsun. Evet. Devlet sana bunu işte birkaç ay sonra ödeme yapıyor. Bu da seni haliyle yani sen yılda kaç fuara katılmalıyız? Biz yurt dışına eğer ürün satamazsak kendi insanımıza sattığımız zamanki başarımız zaten bizim buradaki bizim kendi müşterimiz. Bize önemli olan dışarıdan dövizin gelmesi. Evet. Evet. Eğer biz ihracat yaparsak güçlü olacağız. Kesinlikle. Biz ithalat yaparak hiçbir zaman güçlü olduğumuzu söyleyemeyiz. Üreten, üretken toplu evet. Bir de katma değeri evet. Yüksek olan. Yani biz şimdi yurt dışına ben fason üretmiyorum. Çok güzel. Bravo. Yurt dışına kendi markamla mal satmak için tüm gayretlerimi gösteriyorum. Artık fuara katılmaktansa madem öyle diyorum oğlumun eline çantayı veriyorum. Direkt birebir yeni nesli yetiştirmiş oluyorsunuz. Direkt müşteriyi yerinde ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Çok güzel. Kataloğumuzla, CD'mizle, kamera arkamızla, yaptığımız modellerle birlikte yurt dışındaki müşteriyi davet ediyoruz. Türkiye'ye. Evet. Ve Türkiye'de inşallah bundan sonra da huzur ve istikrar olursa inşallah daha da iyi olacak. Çünkü gerçekten ülkemiz çok başarılı, devletimiz de başarılı, güzel şeyler yapıyor ama yurt dışına bizi lanse edenler sanki burada en ufak bir olayı orada sürekli büyüterek anlatıyorlar. Evet, maalesef. Yani televizyonu açtığı zaman Türkiye'de şu var, Türkiye'de bu var ve bu sefer yabancı gelmek istemiyor. Sizin orada savaş varmış, bombalar atılmış. Halbuki yok böyle bir şey, tamam. Bütün ülkede var. Yani dünya çapında oluyor. Ama yani bu o kadar şey değil ama bizi çok kötü bir lanse ettikleri için biz bu savaşı da anlatmak için müşteriyi davet ediyoruz. Siz gelin diyoruz, güvendesiniz, en ufak bir sıkıntınız yok. Beraber sizi işte. Alacağız. Size bir şey olsa bize havalimanından sizi biz alalım bizzat ya oğlum ya ben. Şoför dahi göndermiyoruz. Ya işte bravo. Bunların hepsi tarz yaklaşım. Evet. Yani doğru yeter yaklaşım. Ki müşteri memnuniyeti kaldığı oteline kadar nerede rahat edecekse, hangi semtte daha kendisine iyi hizmet verilecekse orayı seçiyoruz. Yani çok güzel bir çalışma, çok güzel bir yol çizmişsiniz. Ve müşteri memnuniyeti bizde çok önemlidir. Yani bir müşteri 10 müşteridir. 10 müşteri 100 müşteridir. Evet. Yani reklama para harcayıp kalitenden ödün vermişsen o reklamın da bence bir anlamı yok. Yok. Doğru söylüyorsunuz. En iyi reklam seni reklam yapan tüketicindir. Evet. Müşterindir. Mal kalitesi kendisini gösteriyor zaten. Yani aynen. O ve hizmet. Hizmet de işin içinde. O da önemli. Yani da kaliteli önemli. Mal yaparsın. Evet. Ama hizmetin müşteriye kaliten gibi yansımıyorsa evet. O da çok önemli. İşte dünya devi olmak evet. Bir firmada herhalde yani hizmeti unutmamak işte gerekiyor. Şimdi isim vermeyeyim. Yabancı bir firmanın itibarımı kaybetmektense servetimi kaybetmeyi yeğlerim. Evet. Deyince gerçekten bizim bundan çok büyük pay çıkarmamız gerekiyor. Evet, bunlar öğrenilmesi gereken evet. Şeyler. Öğretilmesi gereken şeyler. Evet, evet. Yani bunu birisi yapıyorsa, çok önem teşekkür ediyorsa bizim için de aynı şey olmalı. Biz de yani en azından bu programda evet. Sevgili izleyicilerimize, yatırımcılarımıza, sanayicilerimize aynen. Bunu iletmiş olmak. Tabii ki. Yani yaşayan büyük. Bir örneği olarak. Evet, büyük bir zevkle.
bence evet, çok etkilendiğim bir paragraftır. Çok önemli bir sözdür. Ve her zaman da bunu ben müşterime inanılmaz derecede de anlatmaya çalışıyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz Ömer evet. Bey. Zaten yani kariyerinizle sözlerinizi doğruluğu perçinleniyor. Yani teşekkür onu ederim. Çok da şey yapmamak lazım. Ömer Bey, tekstil ile beklentileriniz var mı devletten? Yani devletimiz genel tekstilde. Ya şimdi tekstilde ben şunu söyledim. Yani biz biliyorsunuz tekstil, tarım ve turizm dediğimiz zaman bence başta tekstil gelmeli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü tekstilin gerçekten hacmi, önü açık ve modaya yön verdiğin için ciddi bir katkı sağlayan bir rakamsal anlamda büyük bir şey. Ve biz neden bir tekstil bakanlığımızın olmadığını da ben halen daha şaşkınlık içerisinde bunu bekliyorum. Yani tekstil bakanlığı neden yok? Evet. Çünkü bizim tekstilde güçlü olmamız gerekiyor. Evet. Madem ki kazanç payımız yüksek. Tabii ki. Madem ki tekstilin dünyadaki Türk mallarına olan ilgi. Bakın yurt dışında şu an çok ciddi firmalar Türkiye'de malını üretiyor, ürettiriyor. Neden? Evet. Demek ki bizim kalitemiz çok iyi. Biz bunu kendi lehimize niye çeviremiyoruz? Evet. Bunun için bir bakanlık şart. Evet. Süremizin sonuna geldik Ömer Bey. Teşekkür çok ederim. Keyifli bir program. Aslında bir sohbet olsun, çok çıkarttık. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kalktınız geldiniz. Evet sayın seyirciler, bir Ak Altın programının daha sonuna geldik. Ömer Gümüş gibi bir doğa yenimizi ağırlamış olmanın zevkini yaşıyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi teşekkürler. Akşamlar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.